Fikirli Gelecek YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Bir Başkadır dizisini konuşacağız. Ben Samet Erdem, Fikirli Gelecek yazarıyım. Bu Bir Başkadır dizisi hakkında senin görüşün nedir? Biz onu merak ediyoruz. Çünkü insanların genel bir yorumları var. Dizinin sosyolojik olsun, psikolojik olsun değerlendirmelerini yaptılar. Evet, doğru. Senin hakkındaki görüşlerin nelerdir? Dizi ilk çıktığından sonra İnsanlar çok fazla böyle yok elit kesimi eleştiriyor, yok işte alt kültürü eleştiriyor. Sosyolojik bakıyorum birazcık daha diziye. Çünkü tamamıyla Türk toplumunu hedef alan bir dizi. İlk çıktığı zaman bu üst kültür ve alt kültür arasında ya böyle bir çatışma oldu. Dizinin incelemelerini okuduktan sonra işte insanlar çeşitli platformlarda fikirlerini dile getiriyordu. Zengin kısmı eleştiriyor, onların hayatları çok sade, çok basit gibi bir izlenim oluşuyor. Daha böyle insanlar sanki direkt kendini hedef alıyormuş gibi değerlendirme gereğinde bulundu. Aynı şekilde alt kültürü temsil eden, daha böyle kendi arasında iletişim kurup o kültürü oluşturmaya çalışan insanlar tarafından da sadece dinle ele alıp yargılama durumu söz konusu. Öbür taraf sadece bizi seküler kılıp sekülerleri alttan eleştiren. Evet, doğru doğru. Ama aslında dizi ortaya bir kamera konmuş, etrafına insanlar konmuş ve en objektif tarafından yorumlar gibi bir dizi yorumu. Evet evet. Ben mesela bunlara ilk çıktıktan sonra anlamadım neden böyle bir şey yapıyorlar. Niye diziyi sadece izlenim açısından değil de tamamen kendi üstüne eleştiriyorlar. Çünkü diğer projeler, diğer dizi projeleri, diğer film projelerinde de bu şekilde hep insanlar sanki hani ben oradayım, kendimi izlemek zorundayım, kendimi işte böyle değerlendirmek zorundayım düşünceye giriyor. Yani ben mesela anlamıyorum. Mesela kahramanlık filmlerinde bile insan ne kadar kendinden bağımsız olursa olsun, hı-hı, kahramanın yerine kendini koyar. O aşık oldu mu, o aşkın tamamlanmasını ister ya da başka bir zorlukla karşılaştığı zaman kahramanın o zorluğu aşmasını ister. Senin dediğine göre bazı yorumlar bu çerçevede oluyor. Doğru. Aslında hiçbir karaktere kendimizi koymadan genel bir sosyolojik, genel bir psikolojik yorum dizi hakkında daha bir doğru olur. Hepsinin böyle kendi geçmişiyle, kendi çatışmaları oluşturulmuş. Meryem karakterinin kendi gerçeği var. Ondan sonra diğer Fatih Artman'ın oynadığı Yasin karakterinin kendi gerçeği var. Aynı şekilde Funda Er Yiğit'in oynadığı karakter. Yani aslında şöyle, yani dizi sektöründe nasıldır abi? Bir karakter yazarsın, o karakter kendi çatışmasını oluşturur. Doğru. Birinci Dünya Sineması, İkinci Dünya Sineması olarak hani ikiye ayrılıyor genelde filmler. Mesela Birinci Dünya Sineması filmlerinde ya da dizilerinde Hollywood filmleri ve taklitleri sergileniyor, sunuluyor seyirciye. Mesela oradaki temel amaç karakterin kendinin yerine koyması seyircinin. Bir tane süper kahraman filmi izliyorsun. Orada aynı o karakter gibi uçuyormuş gibi bir izlenim. Yani bir kendini onun yerine koyup o duyguyu tatmin etme çabası var daha çok. Ama İkinci Dünya Sineması mesela daha çok sanat, yani festival, art house filmlerden bağımsız oluşuyor. Film. Aynen, bağımsız filmler deniyor genelde. Orada senin düşünmeni ister yönetmen. Yani senin onu kendi yerine koymak değil de daha çok kendi çıkarım izlenimlerini. Sen o karakterin çatışmasını izlersin ve ona göre bir yargıya varırsın. Burada iki tane de şey var senaryoda. Bir olaya bağımlı senaryolar. Bir olay evet, olur, evet. Çevresinde insanlar ona gelip tepki verir. Ya da bir karaktere bağlı olur. O karakterin kendi kabuğundan çıkması ya da kendi kabuğunu saklaması şeklinde. Evet, doğru doğru. Ama bu dizi daha farklı bir yönden bakıyor. Herkesin bir kabuğu var. Evet. Bir doğru. Kişinin de yok. Bir sürü karakter var. Kendi psikolojik sorunları, kendi geçmiş travmaları var. Bu travmalar da onların kendi kişiliğini oluşturuyor ve o kişiliği oluşturduktan sonra da bütün karakterlere baktığımızda toplu bir hani küçük Türkiye'yi görüyormuşuz. Evet, aslında sosyolojik olarak incelenmesi gerektiği fikrine bundan vardım ben. Tamamen hani kendi çatışmaları, kendi yüzleşmeleri, kendi iç hesaplaşmaları. Ama tabii ayna tutuyor Türkiye'ye, yani dediğin gibi. Ayna tutuyor yani çok bariz bir şekilde. Ama insanlar dediğim gibi işte hani şu kötü bu kötü demek yerine bence birazcık aynayı kendilerine yönetmeleri gerekiyor. Evet. Filmin yönetmeni ve yazarı da enteresan bir kişi, Berkun Oya. Aynen. Önceden Masum dizisini... Şey biliyor musun, Berkun Oya'yı herkes kadın zannediyormuş. Niye, soyadını mı? Ya bilmiyorum, böyle bir kadın şeyi varmış gibi. Aslında bir şey diyeyim mi, ben de öyle zannetmiştim. Ben başta de öyle zannettim. Bak ya, çıktı abi her şey. Ama şöyle bir giriş yaptı piyasaya Berkun Oya.
Aslında televizyona, evet televizyona işlerde vardı senaryo kısmında. Önceden analar veya anneler, şeref meselesi gibi dizilerin. Sonrasında Hekim Oğlu'nu senaristliğini yaptı. Daha sonra dijital platforma ilk dizi. Evet, Masum dizisini çıkardı. Müthiş bir kadro. Senaryo evet. kısmındaydı ama yine. O da şöyle bir enteresan bir olayı var onun. Tiyatro oyunundan uyarlayarak o diziyi çıkardı. Evet. Ve dijital platformun ilk dizisiydi. O da çok başarılı oldu. Hatta Blue TV'de yayınlanmıştı. Evet doğru. Sonra Blue Netflix TV'den aldı. Sonra Netflix aldı. Evet. Şu an Blue TV'de hala yayınlanıyor mu emin değilim ama Netflix'te var. Ben başta aslında onu Blue TV'nin özel içeriği zannediyordum. Bu Bir Başkadır dizisini de kendi tiyatro oyunu olan Güzel Şeyler bizim tarafta oyunundan uyarlayarak yapmış. Hatta bunu çekmeyi çok düşündüğünü, Netflix'e anlaştıktan sonra da daha geniş bir kadroyla, daha geniş bir yapım organizasyonuyla çekmeyi kabul etmiş Netflix. Ondan sonra da dijital platformda yine durmadı zaten. Azizleri senaryosu. Evet, doğru Netflix işte. Yine. Ya aslında şöyle, biliyor musun? Berkun Oya birazcık daha böyle otorist yaklaşımda, dizi sektörüne bir yaklaşımda bulunmuş. Yani otorist ne demek? Yani otorist kuram. Şöyle yönetmenliğini, yapımcılığını, işte efendime söyleyeyim senaristini yapan, projeleri yapan kişiler genelde kendi yapımları olduğu için otorist olarak değerlendiriliyor. Otorist kuram yönetmenleri çok böyle ilginç yönetmenler. Mesela Orson Welles var. Evet. Ondan sonra Charlie Chaplin. Mesela bunlar hepsi otorist. Neden? Çünkü Stanley Kubrick. Aynen. Tabii ki. Baba. Baba. Kendi filmlerini kendileri oluşturup kendileri yönetip ne isterse ona göre. Yani otorist kurama bakabilirsiniz. Araştırıp bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi her yerinde yönetmenin etkisi olan kuram. Yani yönetmen hiçbir şekilde filminden bağımsız değerlendirilemez. Yani 1950'lere kadar yönetmenler daha çok hani görev adamı gibi bir şeydi. Onlara ne dersen... Abi iş kolu gibi. Aynen. Aynen. Ona ne dersen onu yapan adamdı. Ondan sonra daha çok yönetmenler her şeyde tamamen karar verici rolüne geçiyor. Hani saydığımız Tarantino, Nolan'lar falan. Tabii. Türk. Zeki Demirkubuz. Hatta Yavuz Turgul. Yavuz Turgul da kesinlikle. O da efsanedir. Onların hepsi otor sinemacı olarak değerlendirilebilir. Evet. Berkun Oya. Otor sinemanın da bu arada şöyle bir özelliği var. Sözümü kestim. Estağfurullah. Karakterleri oluşturduktan sonra ve senaryoyu oluşturduktan sonra tam kafasındakini yansıtmada çok rahat olabiliyorlar. Yani rahat dediğim tabii şeylere, oyunculara rahatlık vermiyorlardır o kesin. O tabii canım çok bunaltma. Yani daha bir abi kesin. Kubrick Shining'i çekerken biliyorsun yani evet. Jack Nicholson'la yani bir sahneyi o kaç o 28 tek miydi? 30 tek mi ne alıyormuş? O en son çıldırdığı final sahnesi. Mesela 30 kere sahnesi. Adamı gerçekten delirtmiş yani. Kapı kırma sahnesi. Aynen kapı kırma. O şu bakıp diğer dediğin gibi gerçekten oyuncuyu mesela Nuri Bilge Ceylan da öyle yapıyor. Yani o da mesela oyuncuyu ne kadar faydalanabilirsem Nuri şeyle bakıyor. Nuri Bilge Ceylan deyince de bu arada Nuri Bilge Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan kamera arkası. İki ayrı film. Tabii evet belgesel çıkıyor. Ahla tacında doğru. Evet. Kendi yönetmenliğinin nasıl yansıttığını hatta 7 saatti galiba. Bayağı uzun. Evet filmden daha uzun. Evet. Doğu Demirkol'un Köpek Korkusu'nu evet. Onun görüntüleri de iyiydi yani. İşte böyle şeyi demek istemiştim. Karakterleri ve senaryoyu kendileri yazdıkları için daha keskin oluyorlar. Bu dizide de onu karakterlerde görebiliyoruz. Bize yazdıkları ve yönetmenin aklında yansıtmak istedikleri sence nasıl bir izlenim? Yani tek tek karakterden gidebiliriz. Meryem. Ha mesela Meryem evet abi onu zaten geçmezsek olmaz. Burada birazcık spoiler olabilir onu belirteyim. Dizide çok gifi falan çıktı işte. Çok böyle muhabbeti döndü. Lafı eviriyorum, çeviriyorum falan filan. Evet doğru. Şimdi öyle bir konumda olan bir karakter. Bir de şöyle hani üst kültür alt kültür dedik ya işte. Üst kültür daha zengin böyle işte burjuvayi sınıf oluşturan insanlar. Alt kültür daha kendi içinde oluşumları olan. Meryem daha çok aracı konumunda. Ortada. Ya bilmiyorum hiç fark ettin mi Meryem kendi içinde oluşumları olan. Üst kültürdeki insanların muhabbetinde üçüncü kişi olamıyor. Yani nasıl diyeyim? Hani işte psikiyatristle psikolog ikisi ayrı şekilde görüşüyorlar. Orada Meryem'den bahsediliyor ama Meryem yok.
alt kültürde de aynı şekilde kendi aralarında bir muhabbet döndüğü zaman yine ortada Meryem yok yani. Yani Yasin'le hocanın konuşmasında Meryem konuşuluyor ama Meryem yok. Tabii evet, Meryem yok aynen. Tam dediğin gibi. Diğer sahnelerde de böyle. Meryem hep bir aracı konumunda. Şöyle ben bu dizinin analizini yazarken şöyle demiştim. Aşağıdan yukarı düşmek. Aynen. Meryem aşağıdan gelip yukarının sofrasına düşüyor gibi bir şey, sürekli konu o. Ve hayatlarına etki ediyor. İşte hani psikiyatristin daha çok böyle şey, hayata bakışı değişiyor. Alt tabakayla üst tabakayı bağlayan. Bağlayan köyde. Aynen. Gelişmekte olan ülkelerde daha çok böyle üst kültürle alt kültür arasında birazcık kopukluklar olur. Nasıl yani mesela? Bu aradaki bağlantıyı sağlayabilmek için çok daha farklı şeyler yapmak gerekiyor. Ama herkes bunu yapamıyor. Niye biliyor musun? Çünkü bir sürü şey var. Hangisine odaklanacaksın? Siyasi anlamda, politik anlamda bir sürü şey var. Abi ne oluyor? O zaman kopukluk oluyor. Hani şöyle bir laf vardır. Hani zengin daha zengin, fakir daha fakir. Bunu aynı şekilde kültürel anlamda düşün yani. Yani zengin daha çok kültürleniyor. Alt kültür kendi işinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bu dizide mesela Meryem alt kültür, üst kültür. Bunların birleşimi ne zenginlik ne fakirlik. Tabii. Daha farklı bir konudan ele alıyor. Meryem'in kendi hayat örgüsünden. Evet. Doğru. Bir de evlenme derdi olsun. Evet. Daha farklı sevgiye ihtiyacı olsun. Birine aşık olması ya da birinin ona aşık olması olsun. Hı hı. İkisini de farklı yerden görüyoruz. Mesela ona aşık olan alt kültürden, onun aşık olduğu adam üst kültür. Evet. Doğru. Bir de Meryem öyle ki birazcık daha hani böyle, hani o yumuşak duygular Türk dizilerinde şey hakimdir ya. Yani böyle daha şefkatlik. Bu duygu daha çok hakimdir. Masumluk. Heh, masumluk işte böyle. Bizim insanımız seviyor bunu yani. Meryem'de öyle bir etkisi de var. Psikiyatristin biraz böyle ön yargıları daha böle hani düşüyor. Ona karşı ön yargıları aynen. Evet, düşüyor. Mesela oyuncu olan karakter Nesrin Cevatzade oynuyordu. Mesela onun da Twitter'a girip şeye bakıyordu. İşte insanlar benim hakkımda ne düşünmüş. Ama psikiyatristle bir araya geldiği zaman onu saklamaya çalışıyordu, korkuyordu. Niye? Çünkü hani insanlar benim hakkımda böyle düşünür. Ama dizi ilerledikçe tam tersine dönüyor muhabbet. Yani psikiyatrist de hani şey, şöyle bir yorumu var hatta. Hani Türk dizileri de iyice aynı şey oldu. Bence doğru bu arada. Ama onunla barışmaya çalışıyor sonradan. Hani kendini hatırlama gibi bir durum oluyor. Sonrasında hatta şey, Nesrin Cevazade içinde şöyle diyor. Bayağı iyi oynamışsın yani aslında. Güzel, izledim seni. Yani. Diğer karakterlerde de bir gelişme oluyor. Aynen. Meryem çerçevesinde değil. O çünkü onların hayatına etki ediyor neredeyse. Evet. Yani psikolog Meryem'i Meryem'i tanımadan, hı hı, sadece bir kere karşılaşarak, ama psikiyatristin onu anlattığını biliyor ama o olduğunu bilmiyor. Evet, doğru işte. O yine de onun hayatına etki ediyor. Evet, işte dediğim gibi o ortadaki kişi Meryem. O evet, aradaki bağlantıyı sağlayan kişi. O Defne Kayalar'ın oynadığı psikiyatrist karakteri de benim çok hoşuma evet gitti. Evet abi, yani ben de çok sevdim. İçin özellikle olsun. Psikolog sahnesi, evet. O sahneler çok hoşuma gitmişti. Sadece monolog yaptı. Evet, tek başına. O otor kuramdan bahsettik ya. Mesela bu dizide plan sekanslar. Plan sekans nedir? Daha çok böyle kameranın kayda başladığı ve bittiği yere kadar uzun çekim aşamaları olarak değerlendirebiliriz. Ama plan sekans bunda var mıydı? Hareketli kısmında. Çünkü monolog kısmında zaten plan sekans olması lazım. Hangi hareket kısmında mesela direkt dizinin başlangıcı şöyleydi. Meryem'in geçişini görüyoruz mesela. Abi evet, 40-50 doğru. Saniye yürüyor doğru, yani. Doğru. İnsanlar şey diyor işte. Abi bu ne ya, çok sıkıcı. Biz niye bunun yürüyüşünü izliyoruz falan. Plan sekans dediğimiz zaman çoklu oyuncu kısımlarıyla daha zor oluyor. Yavuz Turgul'un mesela İşgiyar'da denediği bir sahne vardı. Uğur Yücel'in bardan içeri girdi. Üç adamıyla birlikte. Mal sattığı sahne. Evet, mal sattığı sahne. Evet. Mal sattığı sahnede mal sattığı sahnede bir girişten giriyor. İki tane giriş ve çıkış yeri var. O girişten giriyor. Kamera onu merdivenden inerken çekiyor. Mal sattığı adama gidene kadar bütün ortamda eğlenen insanları çekiyor. Hiç durmadan. Doğru. Ve sahnedeki müzisyenleri çekiyor. Müziği duyuyoruz. Farklı bir müzik. Yani barın türüne uygun bir yer olduğunu yansıtan bir müzik kullanmıştı. Onu görüyoruz. Mal sattığı adamla işini hallettikten sonra kendi adamı ona polislerin burada olduğunu söylediği sahneyi görüyoruz. Çıkışına kadar hiç plan kesilmiyor. Çıkışında evet, zaten farklı olaylar.
Ama bu bir dakika, bir buçuk dakika çoklu oyuncularını yönetme konusunda çok önemli bir sahneydi. Oraya değinmek istedim. Ya şöyle, plan sekansının olayı şu. Mesela bir aksiyon sahnesini çok fazla keserek çekmek çok hani tamam, kendine özgü bir çekim tekniği vardır yönetmenin. Yapar ama mesela dediğin gibi bazı yönetmenler diyor ki ben duyguyu tek planda çıkarmam gerekiyor. Bir de filmin süresi kısmı Evet, onu ben mesela arkadaşıma Çukur çıktığı dönemde bir sahneyi izletmiştim. Aras Bulut İynemli'nin bir sürü adamı dövdü. Evet. Nasıl dedim, bak hani ben de ilk defa izliyorum. Bak dedim, adam bayağı sahne çekmişler ya, herkes dövüyor falan, nasıl çekmişler falan. Ya dedi, bunda çok edit var. Yani direkt bana şey, kendi izlediği dizi açtı. Daredevil dizisi. Abi dört tane karşılıklı iki iki oda düşün. Tek kamera, adam 2,5 dakika boyunca dövüş sahnesi var yani. Bildiğin adam efor sarf ediyor. Evet, doğru. Böyle sahneler oluyor yani plan Uyum, sekansında. dediğim gibi uyumlu olması gerekiyor. Ya mesela Belatar bu plan sekansta Evet. çok ünlüdür. Uzun uzun mesela atın koşma şeyini Evet, onu çeker yani, böyle Torino Torino atı, aynen. Mesela aklıma şey geldi, 1918 filmi var mı? 17. 17, pardon. Pardon, yazısını 17. yazdım, bir de hatırlamıyorum. 1917 film. Fikirlegelecek.com'dan okuyabilirsiniz. Onu mesela Genel analiz film tek etmiştim. plan. Aynen, film yok, tek değil de ben, Hani yani değil benim zaten de. yakaladığım 7 tane falan kesme vardı. Filmin Ama çok süresi de zor bayağı uzun, yapabiliyorsun evet. işte onu. Ama mesela şöyle bir şey var. Adamlar sahneleri tekrardan çekemiyorlar. Niye biliyor musun? Yani bütçe. Yani Evet. tekrar en baştan. Çünkü Hatta bir tane sahnesi var. Son sahnelerden biri hücum yapıyor ordu. spoiler dediği belirtelim. Evet. Sen söyle hadi. Evet, orada koşma sahnesi var. O koşma sahnesini normalde aralarından diğer askerler böyle karşıya doğru koşuyor. Bizim ana karakterimiz de bu şekilde koşuyor. Normalde onlara çarpmadan koşması gerekiyor. Sahne böyle yazılmış. Senaryo böyle. Ondan sonra kayıt diyorlar. Adam koşmaya başlar ama sürekli çarpıyor falan. Hiç kesmiyorlar. Olduğu gibi düşerek kalkarak filmle de uyumlu oluyor. Güzel oluyor zaten son şeyi bağlama. Spoiler bu kısım. Mesela orada tekrar çekemiyorlar. Niye biliyor musun? Çünkü bütçe. En baştan o patlama şeyleri falanlar filanlar, bir sürü şey. Ya bir de bunu filmin geneline yaydığını düşün. Hadi o sahneyi belki kurtarırsın. Ama o kadar uzun şeyler var ki 26-27. Dakikaya kadar bir patlama kısmı var. Oraya kadar ki hiç kesme yok. Evet, Ama doğru. tabii bu uyumlu olması gerekiyor. Mesela oradaki amaç şu. Yönetmen diyor ki ben olduğu gibi anı yaşatmak istiyorum. Bunu nasıl çekebilirim? Plan sekansı. Bunu kim çekebilir? Amerika sineması Ama yapabilir onun yani. da ödülünü aldı zaten. Tabii. Görüntü yönetmeni en iyi, Tabii Oscar'da tabii. en iyi Evet. görüntü yönetmenliğini almıştı. Bugün güzel bir konuşma oldu. Plan Aynen. sekans. Hep Hani farklı şeylere bir daldık ama. Başkadır'dan girip bir plan sekans. Hurma sahnesi var mesela. Bak ben dedim ya, otör sinema. Mesela Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filmi. Yusuf Üçlemesi. Orada bir tane Yumurta filminde bir nar yeme sahnesi var. İştahla nar yiyor Evet. karakter. Bu dizide de hurma. Hurma ağaçta. Hurma ya dalıyor işte Funda Eryiğit'in oynadığı karakter. Fatih Artman'ın oynadığı karakter de onu görüp gidip Fatih Fatih Yasin Fatih Artman gidip o hurmayı yiyor. Oynadığı karakterin adı Yasin bu arada. Yasin gidiyor onu iştahla yiyor. Evet. Mesela burada göndermeler de var bazı Bu yönetmenlere. yeni Onlar da karşılaştım aslında ben de. otörist. Genel dizi sektörüne de karşı bir şey var dizide. Mesela o sıkıcı konular, sürekli kendini tekrar eden dizi içeriklerini de bir eleştiri. Mesela nasıl? Abi konular aynı televizyona baktığın zaman, televizyon dizilerini. Olaylar farklı. Adam öyle bir senaryo yazmış ki baştan yıkmak istemiş. Bir de şöyle bir şey var. Nereden baksan bilmiyorum, hiç fark ettin mi? Genelde bizde dijitale içerik üretenler aklına hep bir polisiye dizisi gelir. Hani böyle bir polisiye çekeyim 8-10 bölümlük falan. Mesela Berkun Oya'nın şunu yapıyor. Ben böyle girmeyeyim diyor. Ya aslında öyle girmiş o da bir tiyatro oyunu polisiye yine girip öyle devam etmiş ama çok daha farklı şeyler üretiyor. Bir Başkadır da bir oyun. Oyun uyarlaması diyeyim. Bir diziye uyarlaması. Ama işte dediğim gibi bu dijitalde de yine bir değişiklik söz konusu. Yani bunu Berkun Oya çok güzel bir şekilde yapıyor. Bu şekilde sana bağlayayım. Sevgili arkadaşlar, fikirlegelecek.com'dan kendi yazdığım analizlerime ulaşabilirsiniz ve eğer yorum yapmak isterseniz aşağıda
dizi hakkında herhangi bir bilgi ya da kendi görüşünüz ne olursa belirtmeyi unutmayın. Abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Takip etmek isterseniz takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu arada bizim herhangi bir film değerlendirmemizi istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Ve takip de etmeyi unutmayın. Konuşamam. Takip etmeyi unutmayın.